Atları sunanların bazı şeyleri gizleme çabasına işaret eden çok önemli bir detaydır. İyi cins, hızlı koşan ve eğitimli atlar Hazreti Süleyman'a sunuluyor. Fakat bir kısmı, tamamı değil. Diğerleri perdenin arkasında. Şimdi 32'yi okuyorum. Böylece muhakkak ki hayır sevgisini Rabbimin zikrinden sevdiğimden perdenin arkasındakileri bana geri getirin dedi. Ne yaptım? 32 ile 33'ü birleştirmek zorunda kaldım. Burada muazzam bir hatalı ayet bölümü örneği görmekteyiz. Güneş yok. Hicap var. Bak burada ne biliyor musun? Perdenin arkasındakileri, şimdi 33'ü oku. Geri getirin bana onları dedi. Heh, bak ne oldu? Perdenin arkasındakileri geri getirin bana dedi. Yani bu aslında müstakil bir cümle. Ne yapmışlar biliyor musun? Cümleyi yarıda kestikleri için buradaki perdeyi karanlık diye tefsir etmişler, tevil etmişler. Güneş diye yorumlamışlar. Hiç alakası bile yok. Zaten akşam vakti. Zaten akşam vakti. Akşam olmuş. Güneş batmış. Yani bu geri getirmeyi ne yapıyorlar biliyor musun? Tevrat'ın da etkisine kalarak güneşin geri getirilmesi olarak yorumluyorlar. Yani ikindiyi kaçırmış atlarla sevmekten, bacaklarını, boyunlarını sevmekten. Yani şu basit bakışa bakar mısın? Meleklere demiş ki güneşi bana geri getirin ben ikindiyi kılayım. Ya. Şimdi buradaki hicap ne? Perde. Perdenin arkasındakileri bana geri getirin dedi. Ne yaptım? 32'nin sonuyla 33'ü birleştirdim. Böylece bacaklarını ve boyunlarını sıvazladı. Bu kadar. İfade bu. Peki, muhakkak ki hayır sevgisini Rabbimin zikrinden sevdim. Böyle diyor. Peki buradaki hayır ne? Hayır, istenilen, arzu edilen, dünya ve ahirette faydalı, değerli, yarayışlı olan her şeydir. Mal da özü itibariyle nedir? Hayırlıdır. Nerede kullanırsan, hayırda kullanırsan mal da hayırlı olur. Bizler maldan infak ettiğimizden ona da hayır yapmak diye bunu ifade ederiz. Eğer amacına binaen kullanılmazsa bu hayır ne olur? Tersine döner, şerre dönüşür. Dünyalıkları salihat ve bireysel imar için emanet bilmek, onu hayırlı bir imkana çevirirken, dünyayı mülkiyet için fırsat bilmek, amaç edinmek onu şerre dönüştürecektir. Çok önemli bir cümle. Hazreti Süleyman burada bir mesaj veriyor atları sunanlara. Ben hayır sevgisini Rabbimin zikrinden öğrendim. Siz dünyalıkları sevmeyi nereden öğrendiniz? Nefsinizden mi öğrendiniz? Gizli kapaklı işler yapıyorsunuz. Akşam vakti bir şeyler sunuyorsunuz. Perdenin arkasında bir şeyler saklıyorsunuz. Hazreti Süleyman'ın basiretini görüyorsun değil mi? Belki de savaş atları olacak onlar. Belki de çok kritik bir görevde kullanılacak. Fakat ona sunulan atlarda bazı sorunlar var. Anlıyoruz yani. Hem akşam vakti sunuluyor, hem de perdenin arkasında gizlenen şeyler var. Onları bana geri getirin deyip boyunlarını ve bacaklarını sıvazlıyor. Niye? Atları çok sevdiğinden Kontrol ediyor. kontrol ediyor tabii ki. Bir zayıflık var mı? Bir hastalık var mı? Çünkü karanlıkta sunuyorlar. O da eliyle ne yapıyor? Kontrol ediyor. Savaş atlarının en önemli özelliği ne? Göğüs göğüse çarpışan atlarda boynunun ve ön bacaklarının, göğsünün çok güçlü olması gerekir. Herhangi bir kırık, çatlak bir darbe olmaması lazım. Yani bir atın ayağı kırıldığı zaman artık onu ömrü boyunca aynı eski gücünü gösteremiyor. Ne kadar iyileşse de eski gücünü, performansını gösteremiyor. Hazreti Süleyman yokluyor buraları. İşinin başında, işinin ehli. Yani düşün sen bir kurumdasın, satın alma müdürüsün. Kamyonla mallar geliyor, sen iniyorsun kamyonun başına. Tek tek tüm ürünleri ne yapıyorsun? Denetliyorsun, kontrol ediyorsun. Rabbin zikrinden onu tanımak, burada Hazreti Süleyman kendi üzerinden verdiği mesaj dünyalıklara Rabbin zikrinden bakan bir paye biçmesidir. Ne yazık ki Hazreti Süleyman'ın karşısında ona atları sunanlar bu bakışta değildir. Eski dönemlerde savaşlarda atlı süvariler çok kritik rol oynarlardı. Göğüs göğüse çarpışan savaş atlarının hasta veya zayıf olması savaşı kaybetmede önemli bir faktördür. Eski Yunan ve Roma İmparatorluğunda sırf bu yüzden savaş atı hekimliği ve cerrahisi çok ilerlemişti ve önem verilmekteydi. Veterinerliğin ilk çıkışının sebepleri bu tür faktörler.
Senin savaş atlarında bir hastalık olursa ve bu hastalık bir de bulaşıcı olursa düşün, savaş arafesi, atların kırılması senin o savaşı kaybetmen demek. Bir süvarinin atındaki zayıflık onun ölmesi demek. O yüzden çok kritik, çok önemliydi. 34. Ve andolsun biz Süleyman'a fitne kıldık. Bak, yukarıdakiyle bağlantısını mutlaka kurman lazım. Ve onun kürsüsü üzerine, arşı değil. Arş var, bir de kürsü var. Arş neydi? Taht diye bunu çeviriyorlar. Burada ne var? Kürsü var. Bakara suresi 255'te Ayetel Kürsü diye isimlendirdiğimiz ayette de kürsü var. Allah'ın hem arşı var hem kürsüsü var. Ve onun kürsüsü üzerine ne yaptık? Ceset bıraktık. Bırakan kim? Çoğul. Nahnu. O zaman ne anlıyoruz biz? Bir şeyde biz kullanılıyorsa, ben değil de, bıraktım demiyor Allah. Bıraktık diyor. O zaman bu bir süreçle olmuş demektir. Bir anda pat diye olmamış ve yasalara uygun olmuştur. Sonra o döndü. İlk önce fitneye bakalım. Fitne, cevheri cürüfünden ayırıp saflaştıran baskı ve elemedir. İmtihan, eleme, sınama, hepsi aynı. Ama buradaki imtihanın en ağırı için fitne kullanılır. En zor ve en ağırı. Peki, ve onun kürsüsü üzerine ceset bıraktık. Sonra Süleyman o kürsüye geri döndü. Ve dedi ki, diyor, Rabbim bana mağfiret et. Burada bir hata var. Ceseti Kur'an-ı Kerim'de arattığın zaman, mesela peygamberler diyor ki, yemeyen içmeyen cesetler kılmadık. Mesela Samiri'nin yaptığı böğüren buzağı ceset. Doldurulmuş hayvan. Peki onun kürsüsü üzerine ceset bıraktık. Ne demek? Bağlantı ne? Hazreti Süleyman yönetimi altında her şeyi en ince ayrıntısına kadar kontrol ediyor dedik değil mi yukarıda? Bir örneğini de veriyor savaş atları üzerinde. Görevinin başında yönetim koltuğunun hakkını veren bir liderdir. O yüzden kürsü geçer. Yani belki de Hazreti Süleyman orada olmasa o eğitimli ve iyi cins olarak gösterilen atlar bir şekilde orduya dahil edilecekti. Fakat Hazreti Süleyman ne diyor? Onları bir geri getirin deyip kontrolüne başlıyor. O yüzden o kürsülerde de etkisi var. Buradaki dönüş evvab değil de enabe kelimesiyle ifade edilmiştir. Yani manevi bir dönüş değil, hatadan dönüş değil, maddi, fiziki bir dönüş var burada. O kürsüye geri geliyor. Hazreti Süleyman'ın tahtı arş iken burada denetleme makamı manasında kürsü kullanılmıştır. Tarihi kayıtlar İsrail Krallığı'nın Hazreti Süleyman'ın vefatından sonra oğlu Rehoboam'ın idaresine girdiği ve parçalandığından bahseder. Davut ve Süleyman'ın soyundan gelen Rehoboam ismi, kelime manası ise insanlar için uğraşan ve halkın haklarını savunan demektir. Kelime manası da bu. Ancak Kur'an'ın tabiriyle kral görünümlü bir cesettir. Hazreti Süleyman yaşarken kısa süreliğine kürsüsünü oğluna veya güvendiği herhangi birine bırakmıştır. Ancak yerine bıraktığı kişi görünüşte makamı işgal etmesine rağmen yöneticilik, kontrol ve liderlikte pasif kalmıştır. Bir insanın iyi biri olması doğru bir yönetim ve denetleme yapacağı manasına gelir mi Yaşar abi? Yani çok iyi bir insan, dört dörtlük bir insan ama yönetici yaptığın zaman pasif kalıyor. Görüntü var, ses yok derler ya. Bir ceset. Gücü yok. Liderlik, karizması da yok. Fonksiyonu da yok. Ve etrafındaki insanlar onu ne yapıyor? Suistimal ediyor. Yani kukla yönetici. Bir ceset bu. Çok muazzam bir benzetme, fark ettin mi? Kürsünün üstünde biri var. Makam biri tarafından işgal edilmiş, doldurulmuş. Fakat o hakkını veremiyor makamı. Hakkını veremiyor, evet. Ceset bu. Buradaki ceset benzetmesi bu nedenle hikmetli bir kullanımdır.